Buradan çok geçtik, çok görüştük sizinle. Çok yüz yüze geldik. Allah razı olsun. Siz burada kalıyorsunuz. Biz burada kalıyoruz. Eviniz yıkıldı mı sizin tamamen yoksa ağır hasarlı mı? Ağır hasarlı. Yakın mıydı buraya yoksa? Eviniz yakın sayılır. Biraz daha ama Cengiz Topel mahallesinde evet, yine. Evet, İbrahim Kaya apartmanının ilerisinde evet, evleri ama ilk günden beri burada. Bu yapının içerisinde çocuklarıyla beraber burada kalıyor. Tek göz bir müştemilat burası. Şöyle evet içeri gösteriyor. Evet. Merhabalar. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Evet. Böyle bir soba şöyle kurmuşlar. En azından sıcak, en azından sıcak, ya, evet ya, yağmurdan. Daha önce çatı bu çatılıydı. Evet. Şu nispeten korunuyor burada. Tabii deprem olunca her taraf sarsıldı. Oralarda kağıttan, bezden vesaireyle kapattım. Burada korunmaya geldik. Evet. Buradayız şimdi. Çok çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Burada Fidan abla vardı. Bir kadın ve eşi kalıyorlardı. Onlar nereye gittiler acaba? Hemen bu köşede ilk iki gün kalıyorlardı. Bu köşede ateş yakıyorlardı bir araba. Fidan fıstık. Hafiften evet. Evet. Bir kendi evinde kalıyor ama onun abisi, ablası vesaire onlar hepsi onu terk edip gittiler. Evde tek başına kalıyor. Nerede şu an? Evi nerede? Ha bu köşede. Evet burada. Hemen bu köşede. Ha, yani bu köşede. Çok fikir evet, edip gidip cem evinde ya da bir çadırda yemek de alamıyor. Evet. Alamıyor da düşünemiyor. Bir o zaman evet, ben şey yapayım, söyleyeyim. Ben yerini tam bana gösterin. Evi tam olarak hangisi? Ha bu köşede. Bir dakika zaten. Ben de bir deneyimde getirdim. Siz, evet, siz ben isterseniz he, hiç rahatsız olmasanız. Deneyim daha getirdim. Hatta onu he iki gece burada, bir gece burada korumaya aldım, bir gece evet, şurada ateşte korumaya aldım, bir gece bir arkadaş arabasında korumaya aldım. Evet. Şimdilik de evde tek başına. Ya, yalnız mı kendisi? Yalnız. Evli falan değil değil mi? Yok bekar. Bekar. Ha. Ha böyle de gidelim. Tamam gel yazalım böyle bir idare edelim. Evet şimdi Fidan ablanın evine gideceğiz. Onu burada ateşin başında ısınırken bir gün sabaha doğru saat 5'te görmüştüm. Tek başına kalıyormuş. Bir durumuna bakıp ona göre belki yetkililere onun durumunu iletiriz. Ona göre daha korunaklı bir yerde kalır. Gidip yemek alamıyor. Evet. Düşünemiyor yani alabiliyor da düşünemiyor. Bir taraftan da böyle insanlar evlerinin enkazından ağır hasarlı evlerinden eşyalarını taşıyorlar. Arabalara yükleyip götürüyorlar. Bina görüyorsunuz aslında ağır hasarlı bir binaya benziyor. Ama ne yapsın insanlar eşyalarını çıkarıyorlar. Kim ne kurtarabildiyse. Abinin dediği gibi. Evet şurada yapılar arasında göstermiştik buraların tamamını ama. Ha buradaymış. Sen tanıyorsun herhalde. Fidan abla nasılsın? Sen beni hatırladın mı? He. Hani sabah sen ısınıyordun. He. Çok sağ ol. Güneş ne zaman doğacak diye sormuştun. Sabah ne zaman? He. Evet. He. Sen şimdi burada evde mi kalıyorsun? He. Niye? Tehlikeli değil mi? Tehlikedir ama abim. Yaş ben öyle hızlı hızlı söyleyeyim. Böyle seçka seçka yani böyle ayrı ayrı söyleyeyim. Bir evet. Tane. Abi kıştır. Kış. Evet. Akşam çok soğuktur. Akşamları çok soğuktur. Evet. Kış. Akşamları çok soğuktur. Kış saatleri çok uzundur. Hem de kıştır çok soğuktur. Kış saatleri de çok uzundur. Ben komşun yanına gittim dedim 1-2 saat oturayım ki zaman geçsin bırakmadılar. Evet. Gençliğimde hayır görmeyeyim bırakmadılar. Hı-hı. Ben geliyorum mecbur buraya giriyorum. Ha üstüme düşüldü. Ha düştü. Ha düştü. Ha düştü. Ha düştü. Ben sabah kadar ben çektim. Ne zaman ölürsem unuturum. Bu depreme ben hem gördüm hem çektim. Yani fukaralar hepsi eşiği oldular. Peki evet. Hepsi pirşan oldular. He. Sen hatırlıyor musun bir bina göstermiştin orada insanlar var ben diye. Dedim ki abi sen sen çok güzel konuştun. Sen dedin ki abla dedin. Ben dedim ki kaç saat sabah sen dedin ki he. Ama o binadan 3 kişi sağ çıkarıldı biliyor musun senin gösterdiğin binadan. He. Ben 3 kişi. Bak, ben evet, evet. Gittim çektim onların görüntülerini. Hatice, he. İde ve iki çocuğu. Biri 9, biri 7 yaşlarında. 3 tanesi mi? He, 3 tane. Ya abi 7 kattı. Evet, he. Evet. Onlar senin sayende belki kurtuldular biliyor musun? He. Belki sen söyledin diye biz Allah seni de korusun. Senden de. Şimdi şöyle yapalım mı? Sen burada değil, burada kalma. Burası çok uygun değil. Bu
Hasan Koca'da yer var. İstersen oraya götüreyim ben seni. Abi yok, ben burada kalırım. Niye? Abi ben evimde rahat ediyorum ki. O zaman şöyle yapalım. Çok o zaman kalır. Ben kendilerinden rica edeyim, söyleyeyim. Senin durumunu aktarayım. Varsa bir çadır gibi bir şey getirsinler. Burada bir yerde kursunlar sana. Sadece çadırca sorun. Çadırca sorun. Ne sorun, ne sorun. Çadır kavere kaciyet dedin. Mini ne hoşa yani, tehlikeye. Tukurmancı zani. He he. Başka Kerem ke. Kerem ke. Ha sen adın ne ha? Ha Abdurrahman. Abdurrahman ha. Biliyorum. Biz sen insan kafa dersen ölür gider. Aynen öyle. Pürstür ha. Tamam. Emi çıkın sani. Ezbe beyim bırak çadır binin. Çadırek binin. Tul çadır bi minel ver ne mine tu tenaser yok ha. Tu teni ne minel ver. Fine sen içeride mi yatıyorsun, dışarıda mı yatıyorsun? Ben burada biraz çok dinleniyorum, sonra gideyim içeri gireyim. Sonra gideyim içeri gireyim. Yapma, dikkat etmek lazım. Ben bir senin durumunu, senin evindir burası. He. Sen depremden önce yalnız mı yaşıyordun sen burada? Yine yalnız. Kedin nerede, kedin? O da şuradaydı, demin gitti. Burada da kedisini, evet. Kedisinin mamasını hazırlamış. Kedisi gitmiş. Tamam, ben çok memnun oldum seni tanıdığıma. Allah senden de razı olsun. Ben kaç gündür buralara geliyorum. İlk gün battaniye getirdik ama seni bulamadık. Tabii bilmiyorum sizin evinizi filan. Şimdi abiden isminiz neydi abi? İsmim Seyit. İlk gece ben Seyit, kabul ettim. Evet. Misafir ettim. Komşularımı, arkadaşlarımı, evet. Çevremi kulübeme geldiler. Çatının altına geldiler. Hem dışarıda hem içeride ateş yaktık. Sobayı da yaktık. Dışarıda da yaktık. Odunlarımız vardı orada. Yaktık. Hatta bir tane de pilav yaptık. Orada beraber konu komşu arkadaşlar yedik. Filana da verdik hatta, değil mi? Filan da yemişti ondan. Evet, tamam. Tamam, ben söyleyeceğim şimdi. Senin ne ihtiyacın var? Ne ihtiyacın var senin burada? Abdurrahman abi, sen diyor ki çadır getirim. Heh, ben tamam çadır... sözümü unutmayacağım. Ama akşamları kaçtır. Biliyorum. Zaten çok uzundur. Şöyle. Ben duramıyorum. Ben şimdi gidip o koordinasyon merkezindekilerden rica edeceğim. Yani. Senin için. Umarım onlar da kırmazlar beni. Seni tanıyorlardır muhtemelen. O videondan tanıyorlardır. Umarım kırmazlar. Bir çadırı getireceğiz yani, bir söyleyeceğim onlara, eşlik edeceğim, senin adresini göstereceğim, getireceğim onları buraya inşallah. Çadırı. Bir tane çadır getirsinler. Onun dışında yiyeceğin falan var mı? Yani bence eğer istiyorsan seni ben oraya götürebilirim. Araba var yanımda. Ama var. Ya şu küçük kolalarda bir paket verdiler. Evet, gitmez değil mi? Gitse de kaybolabilir. Kaybol. Bu sefer de zan altında kalırsın. Tamam, evet, aynen öyle. Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Ya, tamam. Yani. Tamam, şöyle yapalım. Ben gidip söyleyeceğim. Ben kendimi idare ediyorum Abdullah abi. Abdurrahman. Abdurrahman abi. Allah başta seni korusun. Seni ben içeri gidiyorum. Ha düştü. Ha sabah kadar abi. Evet. Böyle. Evet. Tabii. Tamam. Ben şimdi söyleyeceğim. Tamam mı? Hatta ben şimdi burada abi, ben çadıra gitmem. Yok, ben çadıra gitmem. Tamam, çadıra gitme, çadır buraya gelsin. Olmaz mı o da? Yok, ben sadece ben soğuk, o da soğukta, ben orada duramam. Kim bana korucu, ben orada duramam ki. Soban var mı senin, yanıyor musun? O da yakıldı, devrimde o da. Sen kurmadın mı? Depremde o da yakıldı. Sen tekrar kurdun mu? Yok. Daha öyle duruyor. Gel sana kurdun. Yok. Bence kalsın ya. Seyit abi. Yani kalsın, olmaz. Ben durumu ileteceğim, onlar tamam, onlar anladım, ilgilenecekler anladım, muhtemelen. Yani tamam. Ben sabah ne zaman mı olacak demişti. Evet, tamam. Ne zaman güneş doğacak diye sormuştu. 2 saat demiştim, 1 saat sonra doğsun demişti. Şabak da kurmuş ki. Tamam, gel kuracaklar sana. Sen için soban da kuracaklar, tamam? Kuracaklar. Yardımcı olacaklar. Abdurrahman abi, çok yüksektedir, bir merdiven gerek. 2-3 evet. Adam gerek, bu merdiveni tutacak. Bu merdiveni tutacak çünkü yüksektedir. Evet. Şimdi becerip sobasının borularını yerleştiremiyor. Anladım. Ben işimi gücümü bırakacağım, oraya gideceğim. Tamam. Söyleyeceğim onlara, o koordinasyon merkezindekilere söyleyeceğim. Merdiven nerede sen? Rica edeceğim. Gelmez misin? Geleceğim. Çok yüksek. Bak ben geçen geldim değil mi? Seninle röportaj yaptım. Bak yeniden gelmedin mi? He. Yine geleceğim ben. Şimdi geleceğim, tamam mı? Ben şimdi gidip söyleyeceğim, durumunu aktaracağım onlara. Ya ben bunlar için çok geleceğim. Ağladım ya. Bunlar niye kurtardık ya? Evet, burada işte bu evi göstermiştin sen. Bu İbrahim Kaya apartmanı değil mi? Yani, evet, 3 kişi. Biz durmadık, evet. Komple yardımcı olduk.
Hepimiz hep afacılar. Allah razı olsun. Evet. Allah razı evet. olsun. Evet. Merhaba, 3 kişi ne oldu? Sağ mı kaldılar? Sağ kaldılar. Sağ kaldılar. Biri 9 yaşında bir çocuktu. Biri 7 yaşındaydı. Diğeri de anneleri 36 yaşındaydı. Hatice iyi de. Üçü de kurtuldu. Sap sağlam. Sapa sağlam. Hiç öyle olmadı. Onlar ölmediler. Onlar ölmediler. Başkası öldü mü? Başkaları tabii enkaz altına kalan. Tamam. Seyit abi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin sayenizde tekrar Fidan ablayı buldum. Tamam. Anlaştık mı seninle? Abdurrahman abi bir merdiven gerek, birisi bu merdiveni tamam. tutacak. Sen daha içeriye kurulacak sobanın derdindesin. Hele bir dur önce bir şey yapalım. Yani senin evin sağlam mı değil mi, oturulacak durumda mı, onun tespit edilmesi lazım. Yalnızsın tamam ama zor. Yani içeride akşamları özellikle senin içeride, gündüz de aynı şekilde içeride kalman çok sağlıklı değil Fidan abla. Sağlıklı değil he. Bir Abdurrahman abi he. Bir sürü pirket evet. Böyle dökülmüş. Evet bütün evler yıkılmış şey olmuş. Şurada bir sürü. Hı-hı. Yani bir, evet. insanın, bir tek insanın kafana değse ölür. Evet aynen öyle. Burada bir sürü. Evet. O içeride bir sürü. Burada bir sürü. Evin aşağısında bir sürü. Evet. Tamam. He. Biz şey yapacağız tamam mı? Ben söyleyeceğim şimdi. Sağ ol. Sen de sağ ol. Evet burada kalıyor. Buldum tekrar Fidan ablayı. Şimdi ben koordinasyon merkezindekilere durumunu ileteceğim. Belki yardım olabilir, yardımcı olabilirler. En azından hiç olmazsa buraya kendisi için daha sıcak bir çadır kurabilirler. Çünkü tehlikeli, hala artçı depremler devam ediyor. Diyorlar zaten kesilmedi. Evet. Deprem mi?